الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Arkadaşlar karanlık 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 4 ders bitti. Zulmet kaç tane oldu? Bir tane. Zulmet en az 10'un kadı olur. Herhalde 5 saat olur. Laika ve imani meseleden sonra şimdi psikoloji yapıyoruz. Sıra buna geldi değil mi? Çoktan beri yapmadık. Bir hafta geçti. Peki. Size bir şey okuyayım ondan sonra başlayayım. Bir şeyi yanlış bileceğime cahil olmam daha iyidir. Onu bilmemek daha iyidir. Dini yani din işlerini, hizmeti gönülden yapan kişinin konuşması ve sözleri gönlünden çıkar. Ve gönülleri tesir eder. Liyakati varsa karşıki tarafın. Dini işleri, hizmetleri menfaata ve çıkarına yapıyorsa onun fiilleri ve sözleri dimağından çıkar. Karşıki tarafın dimağını etkiler. Bunun için diyorlar mantıklı sözde söylüyor. Evet. Mantıklı şey. Şimdi mesela buna ait bir örnek vereyim. Hastanelere gittiğimiz zaman psikoloji hastalıklar var. Psikoloji, psikiyatri, pedagog. Hep böyle psiko diye baştan şeyler var. Biliyor musunuz manası nedir? Psikoloji ne demektir? Psiko ruh demektir. Rumcadır. Rum. Psiko Rum demektir. Loji ilim demektir. Ruh ilmi. Şimdi hastaneye gidildiği zaman psikoloji, psikiyatri, pedagog yani ruhla alakalı hastalıklar mesela psikolojisi bozuk. Öyle demiyor muyuz abi? Fakat tamir yaparken aklı tamir etmeye çalışıyor. Ruhu değil. Tuhaf taraf bu işte. Bilmem anladınız mı burayı? Psikolojisi bozuldu demek, ruhu bozuldu demektir. Ama aklı tamirle uğraşıyor. Ruhu tamir etmiyor. Onun için çabası geçicidir. Aklı yutmaktan ileriye geçmez. Ruhu bozulmuşsa ruhu tamir edeceksin. Aklı bozulmuşsa aklını tamir edeceksin. Kalbi bozulmuşsa kalbini tamir edeceksin. Ruhu bozuldu diyorsun. Psikolojisi bozuldu. Ruhu bozuldu. Aklını tamir ediyorsun. O zaman çare değildir. Bazen sessizlik, susmak, tüm seslerin cemi kadar kuvvetlidir. Mesela hiç böyle dağda kaldınız mı? Böyle tek başınıza böyle sessizliğin. Sessizliğin ne kadar gür ses olduğunu o zaman görürsünüz. En büyük ses, bütün seslerin zemini olan sessizliktir. Onun için susmak konuşmaktan üstündür. Çünkü bütün konuşmaların zeminidir. Ve malzemesidir. Ademi vücuttur. Bazı insanlar yalnız kendilerini sefk-ı idare ile meşguller. O da edebilirse tabii. Dimağını, aklını, ailesini, işini, aşını, işini. Bazı insanlar yalnız kendilerini sefk-ı idare ile meşgul. Kendisine yatırım yapanlar ise toplumun sefk ve idaresiyle meşguller. Bir şeyi yapmadan niçin yapacağına emin ol. Adeta zarfın üstüne
adres belirlemek gibi olur. Niçin yapacağına sorularını sorarsan o işi seversin. Sevilen iş insana yorgunluk ve bitkinlik vermez. Bir insan ben bundan usandım, yoruldum diyorsa o işi pek sevmemiştir. Sevilen iş zevk verir. Nasıl seveceksin? Yaptığın işe soru sor. Mesela ben külliyatın anlaşılmasına, anlamamız için şöyle bir yol takip ediyorum. Bu nedirin yerine bu ne değildir? Bu neyin ifadesi veya neyin zeminidir diye meşgul oluyorum. Başka? Hükmetmek istiyorsan ahengini kuru. Yani kendine hükmetmek istiyorsan insanlara hükmetmekten vazgeç. Veya böyle bir iddiada bulunma. Böyle bir düşünceden çık. Psikolojisinin bozuk olanların en çoğunu ben hizmette gördüğüm kişilerde ben bilineyim, ben tanınayım. Diyecek ki bazıları duyacak bunu. Yok canım ne alakası var? Tiplerde oluyor. Kendisiyle meşgul olanların yükleri hafiftir. Başkasının sevk idare ve taşımaya yeltenenler gemileri sağlam olmalı. Mesela onlardan bir tanesini söyleyeyim. Eylemi. Mesela taassup, buradaki insanların bir yere gitmesini istememek, insanları hükmetmek isteyen tiplerdir. İnsanların hürriyet-i şeriyesini kaldıran tiplerdir. Allah'ın verdiği hakkı kaldırmak isteyenlerin hakları yok olur. Men dakka dukka. Allah'ın verdiği hürriyeti, bir ağzımıza bir laf, bir sözü alıştırdık böyle, yalaka gibi yapmışız. Tevhid-i kıble et. Niçin dediğimizi de bilmiyoruz. Yani arkadaşlar, tevhid-i kıble et. Bunu böyle yapıyoruz yani. Laz'ın vaaz ederken hoca, öşür verin dedi, öşür. Balın öşürü var. Kürsüden diyor yani. Yani görüyor musunuz hedef? Öşür verin, tehdidi diyor. Tehdit unsuru burada ama. Öşür de yönünü, adresini belirliyor. Taassup, ayrılmayın benden. Yok. İnsanlar nereden eksiği varsa, nereden istifade edecekse, oralara mecra vereceksin, yardım edeceksin bir de. Çocuğun kolundan tutup okula götürdüğün gibi, sanat belirlediğin gibi, otokaportaya götürdüğün gibi, insanların hürriyetine, ruhsal yapılarına, dini alet edip bloke etmeyeceksin, bedelin çok ağır olacaktır. Bu tiplerin psikolojileri bozuk olduğunu %100 gördüm. Çünkü taassup nereden çıkıyor? Hatırladınız mı? Adem-i muhakeme, cehalet. Adem-i muhakeme ve cehalet. Yani cehalet, belagat ehli olmamak, insanları tanıyamamak, tanımlayamamak, yani herkesi bir zannetmek, bu bir, o bir, herkes eşit zannetmek. Bazı insanlar balina gibidir, bazıları hamsi gibidir. Şimdi sen balinaya, Karadeniz'e mesken yapmaya kalkarsan intihar eder, atar kendisi. Mesela bizim Karadeniz'de bir pullu alabalık var böyle. Soğuk suyu sever. Onu havuza koydular sıcak su. Suda ölmez o. Nerede ölür biliyor musun? Çok ilginçti. Kendisini dışarı atar. İşkence çekmez. Alabalık sıcak suyu görünce zorlarsanız veya tuttuğunuz ırmağa koyduğunuz sıcak su, kendisi orada durup ölmez. Diğer balıklar gibi. Kendisini dışarıya atar. Çınar ağacını saksıda büyütemezsiniz. Büyütmeye kalkarsan saksını parçalar. Çiçek değil o. O zaman çınar gibi insan var, fıtratı böyle. Küçük böyle cemaata, yani hat çizilen cemaata, ufuk açılmayan cemaata, gruba, yani huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın dört yönüyle mevzuları ele almayan cemaat küçük cemaattır. Sayıdan kastetmiyor.
balina gibi insanları, çınar gibi insanları buraya dikerseniz, huve zahir, zahir zemine dikerseniz bedeli çok ağır olacaktır. Nedir o? Saksıyı patlatacaktır, cemaati patlatacaktır, cemaati ikiye bölecektir. Böleciktir o. Mecra verirsen hem cemaat rahat eder hem de ona hedef tayin etmiş olursun. Rahat bulursun. Rahat bulursun. Rahat edersin. Ben bunları söylerken bir kitapta bunlar olmaz. Birilerde de nakletmez. Ben bu parkura hizmete yandan girmemişim. Gençken girmişim. Bulu çağına doğruydum. Dolayısıyla bu hizmetin hemen hemen her safhasını da gördüm. İşkencesini de gördüm, saadetini de gördüm. Dolayısıyla bunlar ne diyorsam ruhumdan kopanlardır. Çok acayip bedel ödediğim için taassuba çok sert duruyorum. Çok şeyden beni mahrum ettiği için çok üzülüyorum. Sonra daha da yaşımızdan sonra zorlandık. Bir ayda, iki ayda alınacağı bir ilmi 3-5 senede aldı. Ya. Acayip bir şey. Başka? Canını sıkan şeyleri keşfet. Onların zayıf damarından gir ve dağıt. Çünkü her şeyin bir zayıf damarı vardır. Her şeyin bir şeyi vardır. O zaman canını sıkan şeyleri keşfetmen lazım. Mesela beraber kalıyorsunuz bir arkadaşla. Canını sıkıyor. Onunla savaşa gireceğine birinci yol yapabilirsen onun zaafları vardır. O yoldan ona git. Keşfet. İstersen bloke et. İkincisi kesinlikle yapacağın ikincisi orayı terk et. Kavgaya ve mücadeleye girme. Cemaatin selameti için orayı terk et. Birinci yol bu, ikinci yol da bu. Üçüncü yolu sakın yapma. Haklı dahi olsan haksızsın. Çünkü cemaatin hukuku büyüktür. Ahengini muhafaza et. Hiçbir şey seni yıkamaz inan. Ahenk ne demektir? Ahenkte ne anlıyorsunuz? Uyum. Yani kendinle uyum ol. Ne demek uyum Resul? Yani kendinle uyumlu ol. Başka? Kendimle barışık olmak, kendimi sevmek, kendimle uyumlu olmak. Ne anlarız? İrfan ne anlarsın? Kendinize tanımadan uyumlu olamazsınız. Çok güzel. Başka? Benim yani özgüven. He? Özgüven. Başka? Sabit taşların olacak abi. He? Sabit taşların olacak. Çok önemli. Olmazsa olmazların var. Başka? Üç şeyi beraber yapacağız. Akıl, kalp, eylem bütünlüğü. Ne kadar birbirine yakınsa o kadar saydıklarınız hepsi vardır. Aşağıdan yukarıya usandım diyor ustad. Yukarıya çıktım diyor. Aşağı ihmal ettim. Kalbi kastediyor. Kalpte şey yaptım diyor. Aklı ihmal ettim. Mesela şöyle tanımlıyorum ben. Kalbi esas alıyor adam. Kalbi genişletiyor. Evrat eskarla. Ondan sonra kalbi kabak gibi oluyor. Gelişiyor. Kafayı bıraktığı gibi fındık gibi oluyor. Bazıları ekseriyetle bizim cemaatta kafası gelişiyor kabak gibi. Kalbi bırakıyor esker evradı. Fındık gibi oluyor. Tepesine sıkıntılar başlıyor. Tamam. Yani bir yerde bir sorun var arkadaşlar. Ki sorun yaşıyoruz. Bir. Her gün mutlaka evradın olmalı. Ama istisnasız. Şayet insanlığın iktizası bir sebeple İhmal etmişsen, ertesi gün kaza et. Nefsi darbe vur. İki, mutlaka yeni orta bir nurcu için söylüyorum. Her gün okuyacağın dersin olmalı.
belirli bir seviyeye gelmiş vakıfsa veya 15-20 defa külliyatı bitirmişse, Risale'nin düz olmak, düz okumak onu kesmeyecektir. Ona zevk vermeyecektir. Onu en büyük bir bela bekliyor, tehlike bekliyor. Ülfet belası. Tarumar edecektir. Mutlaka. Peki ne yapacak? Mevzu araştırmasına girecek. Toplama çalışması yapacak. Toplamalarla meşgul olacak. Düz okumalarla meşgul olmayacak. Okumayı isterseniz bir sayayım. Bir iki defa lügatsız oku. Bir iki defa lügatlı oku. Üç. Bu mevzu neredeydi ya? Esir mevzusu neredeydi? Mevzu atıflarıyla meşgul ol. Belirli bir yere kadar doyacaksın. Hem külliyat hakim olacaksın bununla. Bu muydu, şu muydu diye. Bu ne etti? Üç. Dört. Bu paragraf açılımları nerededir? Mesela mahiyet insani hakkında veya maddenin fonksiyonudur. Mesela çok hoşuma gidiyor. Yani Allah ile ne alakası var? Maddenin fonksiyonudur. 29. ve 22. sözde harika bir paragraf var. Onunla alakalı. Onun açılımını yap. Yani paragraf açılımlarını yap. Ne etti? Dört mü? Paragrafın iç daha ileri gidiyoruz. O da belirli yapa 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 aşama seni bırakacaktır. Artık sana keyif vermeyecektir. Zorlama. Oku oku deme kimseye. Sen de kendini zorlama. Artık biraz böyle ülfet başladıysa zorlama. Sorun sende. Yöntem bilmiyoruz. Lanet okuyacağına dumana, evde duman var. Cam aç. Tahliye et. Ama içeride gaz birikmişse sakın kirbi çakma. Beşinci okuma, cümlenin içerisinde, paragrafın içerisindeki cümlelerin açılımlarıyla meşgul ol. Mesela, mahiyet insaniye birdir, inkısamı gayri mümkündür. Bu bir cümledir mesela. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela ne hatırımıza geliyorsa. Bunun açılımlarını yap. Bu da belirli bir yere taşıyacaktır. O sana söyleyecek, yeter, tamam. Bu da ayrı bir seni külliyatın mana mertebesine taşıyacaktır. Evvelhu, ahiru, zahir, vat. Dördüncüsü ise? Beşincisi. Beş mi? Beşincisi ise kelimeye, mesela biz yapıyoruz beraber, zulmet okuyoruz. Karanlık okuyoruz. Karanlık kaç derste? Bir de dört mü? Beş mi? Ha beş. Karanlık lügatta yoktur. Nedir diye. Çünkü bilinen bir şeydir. Lügatta olmayan hakkında beş ders olmuş. Ha, ben külliyatı biliyorum. Bir dinle de derse bakalım külliyatı biliyor musun? Karanlığı anlamış mısın? Karanlık nedir dediğin zaman Allah aşkına birkaç dakika konuş, ben dinleyeceğim. Tamam, o beş tane sileceğim. Karanlık nedir? Diyeceğin şudur. Güneş olmaması, gece olması, çok diyeceğim, sıkılmam. Sıkılmanın daha alakası yok da. Başka ne diyecek mesela? Bak bakalım 5 saatin içine ne koymuş ustad? Kelime dedik. Kelimeye pencere diyor. Ondan sonra kelimenin araştırırken zaten bu 5 taneyi alt veri yaptı ya. O kelime demek batına tamamen adım atmaktır. Enfus başlamıştır. Artık tayflar, tufanlar, tsunamiler, sert gerilimler başladı demektir orada. Orada şaka yoktur. Orada yanlışlık yoktur. Orada lakaytlık yoktur. Orada ülfet yoktur. Orada ünsiyet vardır. Orada heyecan vardır, canlılık vardır. Acayip bir şeydir ama hata yoktur. Hata yapamazsın orada. Yaptığın anda bedeli çok serttir. Orada sen istesen de şefsizlik olmaz. Peki bu yöntemi bilmeyen veya bu yöntem olmayıp oku anlarsın. Ona sorun, kendisi anlamış diye seni ülfete sok. Anlarsın ülfete sok. Bilmiyorum de ne sorun var, bir bak bakalım etrafına git. Şekli olanlara sor bakalım. Şu bu şekli nerede bulmuşlar? Bir sor ya. Bir telefon et.
Ya kardeşim, abim, ya bu şevk nerede bulacağız? İmam-ı Rabbani'ye sor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, ne olmak istiyorsanız sizden önce olanlarla beraber olun. Nereden çıkarıyorsun? Soru söyle sormuşlar. İyi olmak istiyoruz. O da demiş ki iyilerle beraber olun. Tamam. Kanun bir silsiledir. Efal onun ile bağlıdır. Tamam. Ben birileri öğrensin diye bunları anlatmıyorum. Ben yaşadıklarımı külliyattan gördüklerimdir. %100 külliyat doğrudur demiyor. Benim külliyatta çektiğim sıkıntıları, yani kendi alemimde külliyatta bulduğum yol ve yöntem ve çeşitli insanlarla hayatım geçti, ömrüm geçti. Onların hayatlarına uygulamalarından, hayat kesitlerini bana, benle paylaşmalarından, benim hayatımda en önemli uygulamalardan bulduğum yöntem bu. Bu 5 tane yöntem. Ondan sonra başlıyorsun. 4 tane şey, o kelimeye başladın mı? 4 esma yoludur. İkinci şu anda bunu anlatıyor. Velavelu vel ahiru ve zahir vel bat. Yolu başlıyor. Orada artık heyecan vardır. Ve inan bana, o heyecanla Azrail'e teslim olacaksın. Ama ben zannediyorum ki Azrail'i de teslim alacaksın. O heyecan seni oraya götürecektir. Mesela mübalağa etmiyor. Başta bir perdeli gider diyor. Başta perdeli gider. Sonra açılır vesaire. Ama oku oku anlarsın. Lugat vermekten aciz. En fazla veriyorsun lugat. Koca bir saatte, 8 sayfa okuyorsun. Belki de 8 tane kelime vermedin. Bu adam ne yapacak ya? İşten gelmiş, mektepten gelmiş, öğretmendir. Tamam, bir ruhani var, bir kutsiyet var. Aklın, dimağın mertebelerine de mertebe vereceksin, uyandıracaksın. Peki nasıl yapacaksın? Kardeşim, derse oturmadan önce derse çalışacaksın. Şöyle yapmayacaksın derse otur. Ne yapalım arkadaşlar? Bugün bakalım şunu yapalım. Hem bunlar gibi daha pek çok merak haber, lüzumlu hakiki ders veren. Bak o çıktı. Gördün mü? O çıktı. Hem bunlar gibi daha pek çok, hem de siyah punta ile yazmış. 201 mektubat bakarsınız. Çok merak haber, lüzumlu hakiki ders veren bu zat. Peygamberimiz. Acayip değil mi? Derse çalışacaksın sevgili kardeşim. Öyle geleceksin. Tombala çekmiyorsun ya. O zaman oluyor. Seveceksin yani işini. Gayretli oluyor o zaman. Gayretli olacağım da olmuyor. Yöntem bileceksin. Yöntemsiz 10 saat, yöntemli 1 saate denk gelmez. Belki de 10 dakikaya. Sistem ya. Bildin mi? Tamam. Baktın ki, yöntemi söyleyeyim. Ya okudum bir bıkkınlık mı var? Var değil mi? Var. Hah, bil ki buraya kadar bu. Bu yöntem buraya kadar. Geç şimdi. Mevzu araştır. Ene nerededir? Ene mevzusunu araştır. Araştır, bir heyecan var mesela. Bakın şeyde var şu anda. Bu Onur'la Murat Dursun şey yapmış ya. Bunlarda şu anda mevzu var. Enedir, hayattır, tamam mı? Böyle. Şudur budur. Ve bazılarına yetiyor. Mesela Nadir abi mevzu hayat. Orada yetti. Onda yetti. Ve hala orada. Ha, bazılarına yetiyor. Sana yetiyorsa dokunma daha. Hiç ben dediklerimi yapma. Sana bu yetiyorsa, mevzu enedir, hayattır, araştırma sana yetiyorsa, tamam. Devam et. Nereye kadar devam et? Artık ne yapsak? O nereye, nerede hizmet varmış falan? Orada senin, burası senin, o yemek senin, orası benim. Ona bununla cidallaş ona. Bu tür insanlar başkasıyla uğraşmaya zaman bulamaz. Ve size bir şey söyleyeyim. Çok ilginizi çekecek. Bu tür insanların cemaatin büyüklüğünü, çoğalmasını değil, gelen insanların bile rahatsız olur. Niye? Ya gelip de yük olacaklar bana. O zaman Mehmet'in şunların dershane açmasından gurur diyor. Çünkü sen dershane açtın mı? Sana gelecekler, bana gelecekti. Bana bir sürü yük olacak. Kardeşim sana gelsin de her şey bana gelmesin ya. Dershanede diyorum ki arkadaşlar, her mevzu bana niye getiriyorsunuz? Öyle mi? Ben bununla mı uğraşacağım, mevzu mu inanmıyorum? Demek ki senin varlığın benim için çok büyük nimettir. Niye? Çok sıkıntıdan beni kurtarıyorsun kardeşim. Yeni gelmiş, sen ilgilen.
Ben mi ilgileneceğim 50 yaşında? Siz ilgileneceksiniz. Ha kimse yoksa ben ilgileneceğim. Hem de o yeni gelen size daha ünsiyete. Delikanlı işte. Kaç yaşındasın? 20. 20 yaşında gelen bir adam, 50 küsur yaşındaki adamla rahat olabilir mi? Sen daha iyi anlarsın lisanını. Sen de daha rahat olur değil. O zaman senin varlığın benim için büyük nimettir. Beni bir sürü sıkıntıdan kurtardın. Değil mi? O zaman grupların olması, dershanelerin çoğalması büyük bir nimettir. Senin kitap okumana vesile oluyor. Araştırmana vesile oluyor. Kendinle meşgul olmaya vesile oluyor. Vallahi böyle inanıyorum. Billahi böyle inanıyorum. Tallahi de böyle inanıyorum. Ve keyif alıyor. Teşvik ediyorum Zeytinburnu'na. Çok açın diyorum. Aç kardeş. Evet. Başka? Toplumun içinde kendinizi methetmeyiniz. Ben var ya. Yok bir tane daha. Dediğin zaman olmaz. Başka? Kendinize, bedeninize bakınız. Saçınız, başınız, tırnaklarınıza bakınız. Yani topluma hitap eden, hizmet ederken, hizmet elemanlarına diyorum, kendi üzerinize bakın. Saçınıza, başınıza, gömleğinize, tırnağınıza, tıraşınıza. Tamam? Öyle pespaya, yani kendisinden bıkmış yani. O zaman bizimle mi uğraşacak? Kendisiyle meşgul olamamış. Ya bir sizinle uğraşmaktan tırnağımı bile kesemedim ya. Banyo bile yapamadım, pis pis kokuyor mesela. Böyle olur mu? Misal. Mesela kadın akşama evde yemek tamam, temizlik tamam da bu akşam üzeri yıkan ya. Yemeğin kokusu sindi sende işte. Çocuk rahatsız, kız rahatsız, koca rahatsız, herkes rahatsız. Sen bile rahatsızsın ya. Yani bıktın mı? Tamam bıktın. Yok, işin bu. Herkes işini yapacak. O işini yapacak, o da işini yapacak. İşini severek yapacaksın. Demek ki bu bayağı rahatsızlık olmuş ki ihtiyaç duydum yazmaya. Yanında oturuyor birisi. Adam kalkıp gidiyor. Niye gidiyor? O tamam gitti, o olabilir. O geldi, o da kalktı gitti. Hiç mi kendini sorgulamıyorsun? Niye benim yanımda kimse oturmuyor? Bunlar basit gibi ama çok mühim. Hele hele. Ağzınız kokmasın. Ne kokuyor kardeşim? Ha, fırçalamıyorsun, misvaklamıyorsun. Yok abi, başkadan kay. O zaman diş çürük. Git dişini. Abi dişten de değil. O zaman mide kapağında bir sorun var. Midedeki gaz yukarıya geliyor. Hemen onu tedavi ettir. Veya sana söyleyeceğim gibi yap. 30 dereceli yatak yap. Yani yatağın kafası şey olsun. 30 dereceli yatmış ol şöyle. Yani bu kadar değil. Yatağın. O zaman akşam yemek kokuları, asit şeyler yukarıya çıkmaz. Ha? Bu gayet şey ya. Bilinen bir şey. Adam senelerce ağzı öyle bir kokuyor ki haşa. Yani çok tuhaf. Kardeş içerisine bak ya. Bir devlisin ya. Hizmet ediyorsun. Yani her tarafta yani. Ben sizin içinizden birisi olduğum için. Yani bunlar kimseye ağır gelmesin yani. Evli adam ağzın kokuyor. Yani sigara pufur çekip çekmesin. Gitmesin yatağın lan ağzını sigara yıka, şey yaptıktan sonra. Git ağzını yıka, çalkala, misvakla, fırçala. Bir şey yap yani. Böyle bir şey olur mu? Horlaman öteki dairedeki rahatsızlık veriyor. Öteki daire. Komşular diyor tamam tamam kalktın. Lan git ameliyat mı edecek? Kemik mi alınacak? İyi bak. Hiç umurunda değil adam. Ben mi çok fazla duruyorum? Hayır. Bunlar toplum içinde yaşayanlardaki rahatsızlıkları dile getiriyor. Benim ömrüm cemaatle geçmiş. Meydan ne ya odayı? Meydanda 15-20 kişi. Sümbül Efendi de 1980'de yatarken inan oda mı? Oda Rüştü abilere olur yani. Hüseyin abi vardı. Şunlar bunlar vardı abiler. Biz şeyhane ders yapılan meydan. Aşağıdaki sen. Orada yer yoktu. Çatının ortası dershane. Çatının kenarı var ya kenar. Hani çatı iniyor da duvar. İnan tam buradaydım ben. Burada. Kalktığım zaman kafamı vuracağım diye ne kadar kiremite duvara şey vurmayayım diye ne kadar vurmuşum.
Bu anda uyku şeyiyle. Oradan o sorda yatarım. Yok yer. O zaman az yer var. Şimdi sonsuz şükürler olsun. Her taraf dershane doldu. Sonsuz şükürler. Bunları yaşayan bir insanım. Sonsuz şükürler olsun. İstanbul'da parmakla sayılırdı dershane. 80 ya. İnan ya mübalağa mı ediyorum size ya. Bir insan zevk mi alır böyle? Çatı böyle iniyor. Burada yatıyorum. Yok ki yer. Yatarsam burada. Yatmasam şimdi. Neyle yastık yapmışım biliyor musun? Senelerce ne yastığı? Cübbeler var ya cübbe, namaz kılma cübbesi. Veya seccade. Hiç unutmuyorum. Bir anda ağzıma nasıl gelir uydurma bir şey? Tövbe estağfurullah. Seccadeyi veya cübbeyi koyar. Şey, seccade evet cübbe. Cübbe pek elimize geçmez çünkü yumuşaktır. Ama başkası almış. Hele talebe tatil var ya tatil. Herkes çocuğunu oraya getiriyor. Az dersen var. Evet, sonsuz şükürler olsun. Büyük nimetteyiz ya. Her şeye ulaşabiliyorsun. Bir telefonla, bir mesela mevzu. Ene kim, ene istiyorsun, kim meşgul, git ona. Kader kim meşgul, git ona. Bilinen insanlar var. Sadakanı, zekanı, hayır hasenatını eksik etme. Zekatını diyeceğim, zekanı. Zekatını diyeceğiz, değil mi? Sadakanı, zekatını, hayır hasenatını eksik etme. Şey zannediliyor bu tür şeyler bizim cemaatte böyle. Basit şey zannediliyor. Oysa Allah Resulü ciddi şey yapmış. Hastalıklarınızı sadakayla tedavi ediniz. Başka? İnsanlara değeri kadar kıymet ver. Fazla verirsen kaldıramaz. Bu sefer sana düşman olur. Onlarla oturup kalkma. Şu, İmam Azam'ın sözünü söyleyeyim. Çok görünüp adileşme, çok konuşup basitleşme. Yani çok görünüp, şu bizim falan, her şeyde berabersin. Televizyonda dahil. Çok görünüp basitleşme, basit sıradan birisi. Çok konuşup da adileşme. Adi demek, sıradanlık. Bizim Hasan ya. Konuşuyor işte ya. Konuşuyor. Gevez adam işte konuşuyor. Ders yapanlara söylüyorum bunu. Yani dershanede olanlara. Herkeste hele hele gayri ciddi laubali hareketler. Hele hele hizmet edenler var böyle aramızda. Hepiniz, çoğunuz öylesiniz. Bir kızım. Hele hele sakalı çıkmamış çocuklarla sakın bir odada ders vermeyin. Kur'an öğretmeyin. Meydanda olacak. Odalarda, hususi yerlerde sakın kimseye ders vermeyin. Dersim umumi meydanda olacaktır. Eğer verilecekse, meydan değilse mutlaka kapı açık olmalıdır. Buna dinde şabru emret denilir. Şabru emret. Çok bir şey olsa bir şey olmaz. Evet. Biliyorsun değil mi bu babu? Hoca. Bilmiyorum abi. Şabu emret ne demek? Şimdi öğrendim abi şimdi. Evet. Sakalı çıkmayan çocukla sakalı çıkan yaşlı bir odada durması haramdır. Haram. Evet. Kız çocuğundan daha tehlikelidir. Çünkü kız çocuğuyla seni aldatması şeytanın zordur. Alametleri olur. Erkek çocukla seni aldatması kolaydır. Erkek çocuğunla beraber böyle bir şey alameti olmaz. Çok tuhaf değil mi? Ama dinde bu kaydı. Şabu emret. Maddesi var yani. Din demiş ya, ben mi demişim bunu? Vermeyeceksin kardeşim. Beraber bir odada ders vermeyeceksin. Umumi salonda vereceksin. Eğer vermek zorunda kalıyorsan burada çok kişi var, kapıyı açık olsun. Veya birisini yanına al. En azından şundan kurtulamazsın. Bu bana böyle böyle dedi veya hareket etti dese ne diyeceksin? En keskin silah, en ucuz silah. Kafirlerin elindeki silah bu.
fırsat vermeyeceksin. Anladınız mı? Hele hele nikah düşen hanımla yalnız bir yerlerde kalmak, yalnız bulunmak. Hele hele Allah Resulü'nün ifadesiyle kardeşin, abin evde yokken, gelin tek iken o eve girmen, o evde oturman, iş yapman, yemek yemen, sohbet yapman. Evde gelin tek, abin veya kocan başka yerde, sen orada girmişsin ve gelinimdir diye. Size anlatmıştım. Rize'de nöbetteyim. Araba Kartal dershanenin. Ana babamla bir olan dedim. 15 sene iftar yapmadım. Bir gideyim ana babam sağ. Bir iftar yapayım. Akşama kadar dershanedesin. İftar yapıp gene yetişirim. Teravihe, sohbete yetişirim. İftara 10 dakika var. Zincir takarak çıkmışım. Kar. Mehmet bilir. Bizim köyü. Döne 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 döne. Zincir takarak canım çıktı. Tam 10 dakika var iftara. Tam ne zaman çıkmışım? İkindi de mi ne? Bir gittim eve ki her taraf ipislak tabii. Zincirim şey yaptı falan. Anne babam yok. Ablamın köyüne gitmişler. Gelin çocuğu ufak bebeğiyle beraber. Kardeşimin karısı. Başka kimse yok. Ya nerede dedim baba. Abi bilmiyorum sonra gir içeri diyor. Her taraf zaten yağdırılıyor ipislak. Abi gir bir dakika dur dedim ya benim anladım Raşit Bey'le benim çok işim var dedim ben uğrayayım dedim. Abi ne işin var dedi 10 dakika kaldı iftara dedi. Dedim ya ben bir yere gidiyordum köye. Yukarıki köyler var. Oraya gidiyordum anne babama size bir selam vereyim dedim. Yoksa ben teraviye nasıl yetişeceğim? Abi ne diyorsun ya 10 dakika nereye yetişeceksin? Bu köyden çıkamazsın 10 dakikada. Ama en azından dedim onlar yemek yiyene kadar akşam kılana kadar ben yetişirim. Dedim gelinim ben dedim teravih kıldıracağım adamlar abi. Ama abi ya abisi mabisi yok. Ben dedim selam vereyim dedim. Lan böyle yalan söylüyorum size. Ya Rabbim biliyor. Hemen Allah Allah üzüldü. Abi bari bir şey vereyim eline ver dedim ver elime iftarı açarım. Ver sen en azından senin yemeğini yemiş olurum ver bana. Çünkü ben çok işim. Oysa gittim çattırmadan köy meydanından. Aktım böyle ondan sonra diye geri dönerken tabii aşağı doğru çekip gittim. Görmemiştir. Geri döndüğünü öyle biz. Yani bir şey anlatmak için fiilen gösterdi. Yani o şekildeyken girersin değil mi? Zor durumdasın. Hayır zor umuru yok. Girmeyeceksin. Allah Resulü diyor ki kocası yokken kardeşi yalnız gelin iken o eve girerse ümmetimin kıyameti kopmuştur diyor. Başka, insanlara değeri kadar kıymet ver dedik, onu okuduk. Sesini ihtimam et. İnsanın sesi musiki aleti gibidir. Sesine değer ver. Ses çok ilginçtir. Yani insanın musiki aleti gibidir. Mana kalpten çıkar. O manaya göre sesi seslendirmek, yani o manayı seslendirmek, ona göre çıkartmak, sanki müzik eşliğinde bir manayı telaffuz etmek ne kadar tesir ediyorsa... Ses de böyledir. Sesine ihtimam et, değer ver, kıymet ver, sıradan sayma. Düşün, ormandasınız, hiç ses yok. Allah var, hiçbir şey yok. Ses nereden hatırına geldi? Ses çok ilginçtir, kelam sıfatı. Çok ismi azam gibi bir şey ya. Yani ses bir şey anlatmak değil yani. Seni öteye taşıyor. Ruhu yükleyebiliyorsun. Kalbi yükleyebiliyorsun, ruhu vicdanı yükleyebiliyorsun, aklını yükleyebiliyorsun. Ve karşıya taşıyor seni. Hisler terbiye edildiği gibi sesini de terbiye et manaya göre. Hisler terbiye edildiği gibi ses de terbiye edilmesi lazım. Ama Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh sözünü... Hemen hatırıma geldi. Yok da ben şimdi hatırıma geldim. Şimdi diksiyon diyorlar değil mi? Diksiyon. Güzel konuşma sanatının. Tabii elde edilmesi lazım. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a sormuşlar. Güzel konuşmak hakkında şöyle demiş. Güzel konuşmak odur ki içinde yalan olmayandır. Yalan olmayan her konuşma güzel konuşmadır. Ben ekleyeyim biraz da. Samimiyetini de koyabilmişsen. Şimdi... Samimiyetini koydun. Samimiyetini koydun.
Bir de fiiliyatında varsa o zaman seni o en iyi diksiyon kelamıdır. Lafız perestlik hastalıktır. Bilinmek, evet. Bilinmez ki hastalıktır. Ona göre mi? O girmez. Yani lafız perestlik, biraz önce dersin başında şöyle demiştim. Yani dini vazifeyi, yani bu işi severek yapan bir insanın lafzı kalpten çıkar. Bunu söyleyen Bediüzzaman'ın sözüne, kelamına bak. Lafız perestlik ne? Edebiyatın ta kendisini koymuş. Değil mi? Yani eğer sen bunu severek yapıyorsan inan senin sözlerin, lafzın ruhundan çıkacaktır. Ama vazifedir ona ne yapalım falan. Para ve menfaat için yapıyorsan senin sözün dimağdan çıkar. O libası hayal giyer. Dimağı dimağa taşır. Tesir etmez. Dimağı taşıyan lafız perestliktir. Kalbi taşırsa manayı taşıyor. Kendisini taşıyor. Demek ki ne güzel demiş. İçinde yalan olmayan her konuşma güzel konuşma. Hasan abi bir atasözü var abi. Manayla alakalı abi. Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider. Kalpten çıkarsa kalbe kadar gider. Yani doğru. Dilden çıkarsa kulağı aşamaz. Kulağı aşamaz. Aşamaz, giremez. Evet, güzel demiş atasözü. Arap atasözü. Arap atasözü. Demek ki ben de kendimin de tefekküründe öyle demişim. Severek yapmıyorsa, işi diye yapıyorsa, menfaat ve çıkarı varsa onun sözü dimağdandır. Ve dimağa kadar gider. Başka bir yere gidemez. Çünkü çıktığı yere kadardır. Kelam neyi taşıyorsa son noktası orasıdır. Açı budur. Eğer kelam ruhu taşıyorsa son nokta ruhtur. Kelam kalbi taşıyorsa son nokta kalptir. Hayatınızı hayatınızdan daha kıymetli şeylere hedef gösterin. Hayat heyecanlı olur. Hayatımızdan daha hep derim ya. Hayatımızda hayatımız bizim en değerli şeyimizdir. Bundan daha değerli neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Hayatımızdan daha değerli hiçbir şey yok. O zaman en değerli hayattır. O zaman hayatınızdan daha değerli bir hedef hayata gösterirsek hayat canlı olur ve zevkli olur. Olaylara karşı gülersin, musibetlere karşı. Ustad diyor ki, musibetlerin yüzüne gül, o da eder, tebedül. Diyeceksin. Musibetlerin yüzüne gül diyor. Tağ da gülsün. He? Tağ da gülsün. Tağ da gülsün. O güldükçe küçülür. O güldükçe küçülür, eder, tebedül. Nerede geçiyordu bu? Ay bak. Nerede geçiyor? Sözlerde attınız bir yer tuttunuz. Sözleri tuttu. Eyvah. Yandım. Evet. Vakıf görüyor musun? Bak ne diyor. Neredeymiş? Mehmet. 17. söz. Peki. Bak musibetin yüzüne gül. Ekşitme suratını diye gül. Sen güldükçe o da güler. Güldükçe o da ne yapar? Bedelleşir. Tebedül eder. Tak tak. O zaman musibetler sana derman olur. Dertler bana derman imiş olur. Ustad formülü söylemişti. Cehalet var ya bir de cehalet. Ya uygun. Ne diyor ustad bilmiyoruz ya. Ya ben size bu ders yaptığım var ya, adam diyor ki, psikiyatri bir kuruluşu var, bina, 4 katlı. X şehrinin X ilçesinde, Y ilçesinde. Adam başhekim ve hastane kendisi. Abi diyor, ben bunları dinliyorum, bu defterli diyor, bu 18. defter. 187. sayfa. Psikoloji ha. 18. defter, 385 sayfa bu. Tabii birçok. Diyor ki, ben bunları indiriyorum, okuyorum. Hastalara anlatıyorum. Adam hastane dikmiş para kazanıyor. Ulan ben size bakış yapmıyorum. Ve
ruhtan çıkıyor. Bak biraz önce anlattım. Adam diyor ki hayret diyor ya. Doktor kendisi söylüyor. Bu ne biçim cümle diyor ya. Psikolojisi bozuk diyoruz diyor, aklı tamir ediyoruz. Doğru diyorsun diyor abi diyor. Öyle mi? Psikolojisi, psiko, ruh demek. Loji, ilim demek. Ruh ilmi demek. Onun tamirini de yapacaksın. Ruh bozuk diyorsun, aklı tamir ediyorsun. Yani ne yapıyorsun çatıda? Serseriler binaya girmiş. Dozerle bina yıkılıyor. Sen de çatı katında kağıt yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Bina yıkılmaması için uğraşıyorsun. Neyle? Çatı katında kağıt yaparak, badana yaparak. Konferansta değil bu örnek. Yani kalbi, ruhu bozuk. Ruhu bozuk, vicdanı bozuk. Kalbi bozuk, dimağı tamir ediyorsun. Kalpler Allah'ı zikretmeyle mutmain olur. Ela bi zikrillah tetmeynil kulub. Değil mi? Evrat, eskar yok. Kur'an yok. Kur'an okumuyorsun ya. Koca bir gün Kur'an okumuyorsun. Yani bir Laz olsaydı şöyle derdi. Uy yıkıldım derdi yani. Tamam kafa yiyeceğim ya. Koca bir Kur'an. Koca bir gün Kur'an okumadın ha. Allah Allah. Allah'ını seversen ya. Bu kardeşin huzur bekliyorsun. Koca bir gün. La bari şunu de ya. 20. mektubun başında. O ismi azam var diyor. Allah Resulü'nün hakkında. İsmi azam varmış onun içinde. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehül mülk ve lehül hamdü yuhyi ve yumiyt var ya 20. Ha onu 100 defa sabah akşam dersen diyor. Sabah akşam dersen diyor. Evinize cin dandansa bile defolur gider diyor. Ha? Ya bari onu oku ya arabayla giderken böyle tak tak tesbih ya. 100 defa onu de ya. En azından. La havle. Mesela ayet-i kerimede diyor 100 defa istiğfar ederseniz diyor imdadınıza yetişirim. Meal bu. Bil mana. Peki. Geçmişin seni takip etmesine müsaade etme. İzini, kokunu ve alametlerini sil. Yollarda olmasın. Geçmişin seni takip etmesine müsaade etme. Dün bir misal vermiştim. Dün müydü? Cumartesi dersinde. Ben bir daha anlatayım. Bakın elime. Balonu şişiriyorum. Şişirin. Şişti. Bıraktım. Nereye doğru uçar? Kuyruğu bu taraf. Ne tarafa doğru uçar? Balonu. Bak, balon şişirdim. Kuyruk bu taraf, şişik bu taraf. Ne tarafa doğru uçar? Hava giriş yönünün tersi. Bu tarafa. İyi misiniz? Burada mısınız? Manaya daldınız. Balonu bıraktığım zaman bu duran havadır. Duran havaya basınçlı bir hava duvar gibi olur. Topu duvara vurup da geri gelir ya. Bu duran havaya basınçlı hava balon içindeki basınçlıdır. Vurduğu zaman geri atar. Tamam. Psikolojide kullanacağım şimdi. Nerede olacak bu doktorlukta? Tamam. Şimdi bu ileriye iter. Onun için uçakların kanadında egzoz arkadadır. Ve uçak ileri gider. Uçağın uçma kanunu duran hava gibi olur semadaki. Ve yüksek bir basınçta elde edilen barla ölçülür. Duran havaya yani havadaki o oynak bile olsa motordan elde edilen basınçlı hava çok yüksektir. Vurduğu zaman ileri atar. Uçağın inişi, kalkışı veya eğilmesi ama o bununla alakası yok. Uçaktaki paneller dediğimiz panel var benim mesleğim biraz. Bu eğiliyor, açılıyor, delik açıyor, şunu yapıyor. Onlarla şekilleniyor uçak. Kalkıyor, iniyor. Yoksa uçağın uçması kanunu bu. Duran havaya yüksek basınçta. Tamam? Egzoz nerededir? Arkada. Peki ters yapıyor. Egzozu uçağın egzozunu öne koydum. Hem motor buradan egzozunu çevirdim. Havayı gittiği yöne şey yapsa. Öne doğru egzozu arkaya değil de öne koysam uçak ne tarafa uçar? Geriye uçar. Arkadaşlar uçaktan kasıt biziz. Beden. Hava bir dış dünyadır. Motor içsel yapıdır ruh. Egzoz
düşüncelerdir. İksoz borusu. Düşüncelerin borusunu önüne koyma, geçmişini öne taşıma, geri gidersin. Egzozunu arkaya koy, ileriye git artık. Geçmişini ileriye taşıma, atılan gazı öne atma. Bu sefer uçak geri gider. Yani geçmişinin seni takip etmesine müsaade etme. Geçmişinle meşgul olma. Ama çok rezil geçti abi geçmişim. Tamam, işte. Onu intikam alacaksın. Nasıl alacaksın? Geçmişinden intikam bu kadar rezil keban. Bu günü güzel yaşayacaksın. O zaman geçmişinden intikam almış oluruz. Ne yapmıştın? Keşke. Teh. Nereden gittim ya? Ne meşgul oluyorsun hala? Attın gitti. Egzozu öne koydun. Uçak geri gidecek. Acayip bir şey ya. Geçmişinin seni takip etmesine müsaade etme. Meşgul olma. Bitti o. Krizi de öyle. Abi kriz geldi. Krizini sevsinler yani. Ne krizi geldi? Kriz gelmez kardeş. Abi kriz geliyor. Değil o. Hayatın tekrarı yok ki. Hayatın üzerindeki bir faaliyet geri gelsin. Yaşadım gitti. O yaşadım kriz gitti. Öyle bir şey yok. Ha, yeni ben imal ediyorum. O kriz tekrar etmiyor. Öyle bir şey yok. Yeniden ben imal ediyorum. O hal oluyor. Nasıl yapıyorum? Ya acaba gelir mi? Öyle mi? Çok iyiyim ama olabilir miyim? Dediğin anda yeni bir şey yapıyorsun. Yeni bir çekirdek bu. O geçmişin tekrarı yok. Geçmişin tekrarı keşke olsa da yaşasam. Düzelseydim oraları. Geçmişin tekrarı yok ki. Geçmişin o hayat şeridinin üzerindeki olan krizi de tekrar olsun. Kriz tekrarı yok, öyle bir şey yok. Hayatın tekrarı yok. Yap olan bitti. Hep yeni. Hep yeni. Yok eski bir şey. Hep yeni. Mazide yaptığımız masiyet ve seyyiatlarda hani pişman olup nedamet etmek, o dediğiniz gibi mesela geriye gitmek mi oluyor yani acaba? Pişman olup, yani hayır, pişman ya Rabbi. Geçmişten, geçmiş anından bu yana kadar gerek fiilen, gerek fikren, gerek hissen ne benden sudur ve hasıl olmuşsa ve sen bunlardan hangilerinden razı değilsen Allah'ım, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmetine, iman edenlerin hürmetine, kabul olan duaların hürmetine, ya Rabbi ben onu tövbe ediyorum. Dergah izzetinde kabulü karin eyle ya Rabbi. İstemiyorum ya Rabbi senin onu. Bitti, tam da uğraşma ya. İkide bir şeytan takıyor seni oraya. Çamandal mısın ya? İkide bir oradasın, oradasın. Böyle git ya. Böyle ne burada gidiyorsun? Bugünü kaçırdın. Geçmişine meşgul olurken bugünü kaçırdın. Arkadaşlar bunlar çok önemli dersler. Yani elde edilen layıkalardan, yani layıkalardan elde etmen gereken şeyler var ya, düşünce boyutları. Ha, onlardan işte. Bunlar ben sana oradan çıkartan şeyleri veriyorum. Bu laikalardan çıkan şeyler bunlar. Başka? Bir insanın enfusi aleminde ahenkli, muvazeneli değilse, bu insanın harici alemde muvazeni olması beklenemez. Bir insan kendisini sevmiyor. Beni sevebilir mi? Bir insan içinde kavgalı, gürültülü, debdebeli. Dışarıda ahenkli olur mu? Geçimsiz içinde. Kavgalı, buruklu, ne dedi falan. Ne demek ikide bir karar veriyor, ona buna satın. Ya kardeşim içinde sorun var adam. Mama yanıyor. Gor 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 gor. İçi kaynıyor. Dışarıdan adam sakin olacak ya. Lan ben bunun ders yaparken bir kere birisi derse otursun. Ben böyle birkaç dakika bakayım. Bu adam bu dersi yaparken bunun ehli midir değil midir? Hemen anlaşılır. Yani bu izmi kendi hazmetmiş mi etmemiş. Şimdi adam içinde kavgalı. Allah'ını seversen dışarıda uyumlu olur mu? Geçimsiz, bağnaz, kusur arayan. Kim bu? Özgüveni olmayan kişidir. Enfus aleminde yaşayan, enfusta meşgul olan. Allah Allah. Ne demek biliyor musun? Bütün, yani enfuse dönen şu. Bütün mertebeleri fark edip hiçbir mertebeye mahkum olmadan farklılıkların kendisine zenginlik kattığına inanan ve yaşayan bir adamdır enfusçu. Bütün mertebeleri fark eden, hiçbir mertebeye mahkum olmadan, insanların farklılıklarını
kendisine zenginlik kattığına inanan ve yaşayan kişidir enfusçu. Yani oraları fark edince insanlara hak hayat verirsin. Hatta gizli kalsın. Günah işledi değil mi? Yani öyle bir nefret, ihbar adamda olmaz. Ne, günah işleyene. Ulan sen var ya sen alçak, bir rezil demez. Gayet der ki insandır. Düşer. Düşmen kalkmayı var. Ama böyle inanın. Düşer insan. Düşer. Sahabede düştü. Ya nasıl? Çünkü orada öyle tuhaf tayflar, tufanlar, tsunamiler, depremler, heyelanlar var ki ötelerde. Adam bir loko. Fark etmemiş. Bir tanesi boyut vermiş. Ya arkadaşlar kimse günah, günahtır diye işlemiyor ki. Düşmüş. Usta da çıkamıyordu. Düştü ya. Bir anda oluyor. Hiç kimse benim Müslümanım takip ederek aklı, fikrini, yöntemini takip edip gidip zina yapmaz. Gidip rezil bir şey seyretmez. Bir anda önüne çıkmış. Becerememiş o kuyudan çıkmayı. O anda düşmüş. Niye hiç ömür boyu peki ağlıyor peki bu fiilinden? Hani severek gitmişti? Hayır. Ağlayıp tövbe etmesi, sızlaması düştü be kardeşim. Düştü. Ondan sonra sana mı kalmış onları sorgulamak? Sen karışma. Allah'ın kulu. Allah insanlarca, Allah nazarında insanlarda her bir insanda bir özellik var ki Allah o özelliğinden dolayı küfrüne bile günahını şimdilik nazara almıyor. İş atacağız da geçmem bu. Ben insanlara, melekler diyor ki kan dökeceklerimi ve fesat çıkartacaklarımı yaratacaksın. Yani ben insanlardan bir şeyi takip ediyorum diyor Cenab-ı Hak. Tamam, takip. O takip ettiğim manaya göre şu anda günahlarını mühlet veriyorum, ihmal etmiyorum diyor. Tamam mı? Yani nazara almıyorum şimdilik. Takip ettiğim bir şeyim var diyor. E diyor, düşün ki Allah her günah işleyenin kafasına taş indirse. Sen şimdi bu derste olmaman gerekiyordu. Şimdi nasıl gelecektin buraya? Sen günah işlemedin. Her günah işleyenin kafasına taş inseydi ben burada olmayacaktım, sen de burada olmayacaktın. Kimse olmayacaktı ki. Kendine mühlet verdin, fırsat verdin, merhamet ettiğin gibi başkasına da et ya. İşte enfusçilerde böyle merhamet de olur. Kucaklayıcı olur. Çünkü orada hani peygamberlerin en büyük vazifesi var ya böyle bab-ı insaniyet. İnsaniyet makamına, tamam mı? İsmi hak kapısıyla insanları insanlık makamına çıkartmak. Bab-ı insaniyet. Bu insan değil. İnsanlık makamından bahsediyor. Öyle değil mi? Başlıyor değil mi? Bab-ı insaniyet. İsmi hakkın cilvesidir ki insanları oraya çıkarmak. Yoksa onu bunu aşağılamak herkesin işi. Başka şurayı bitirince keseceğim. Hayvanlarda muhit, zemin kendilerine uygun olursa hicret etmezler. Hisler ve fikirlerimizde haletimiz iyi olursa oradan kaçmak istemezler, genişlenir, büyürler. Hayvanlarda da öyle. Mesela muhit ve zamanı, gece oldu mu hemen ahıra kaçar, bilmem nereye sığınır değil mi kuşlar, pinekler. Hayvanlarda bile muhitin ve zamanın kendilerine uygun olursa hiç hicret etmezler. Yazdır, sonbahardır. İnsanların fikirleri de öyledir. Haletleri de öyledir. İyi olursa oradan çıkmak istemez. Böyle leylim leylim yaşar. Fok balığı gibi odasında kaşeninden böyle çıkmaz. Bazı da böyle içseldir böyle. Ama çıkması lazım. Hicret etmesi lazım. Değişiklik görmesi lazım. Ben mesela şöyle büyüdük. Ve şu anda da bizim Zeytinburnu Darül Envar Vakfı olarak, bizim Darül Envar Vakfı, vakıflarımızı şöyle koyuyoruz. Bak bununla alakalı şey yapıyor. Mesela ben de böyle büyüdüm. Bir vakıf bir yerden fazla 3 ay kalır. Hizmet elemanı. Oradan alır, öteki tarafı 3 ay kalır. Öteki tarafı ne? Sebebini için birkaç tanesini sayayım. Mesela ben gittim şeye, Çorum'a diye. Şimdi baktı benim vizacım uygun değil. Adamlar ne yapacak? Çar naçar bana hazmedecek. Başlayacaklar kavgalar, gürültüler. Veya ben oraya uygun değilim.
Veya bazıları benim bana uygun değil. Veya bazılarına ben kafayı tak. Ama 3 ay kalsam ne diyecek o adam? Ya 3 ay kalacak ya. Yapalım. İyi geçin 3 ay ya. Ne olacak? Ben de ya dişini sık ya 3 ay sonra gideceksin. Bir kere bunu atlattım. Bir. Birinci faydası. Kagayı. İki. Ya 3 ay kalacağım olan burada hemen ne yaptım ne yaparsam o eline o gelir seninle var ya. Hemen bir faaliyete geçeyim. Ama devamlı kalan tamam daha zaman geniş ya yaparız canım. Köylere gideriz. Hemen 3 ay gitti mi? Ulan ben bir şey yapacağım ya. Bu şehirde tamam yapıldı ben önce. Şimdi kaç tane köy var kardeşim? Sen şu köyü sen... Hemen organize bir şey yapmaya gayretine geçecek. Bir imza bırakacak da bir eser bırakacak. 3. Oranın halkı ve vakıf. İlk önce vakıftan şey yapayım. Farklı farklı insanları ve kültürlerle tanıştığı için farklı farklı sorunlar ve sorular. Sorunlar ve sorularla muhatap olacak ve külliyatın farklı yönlerini tanımış olacak o adam vasıtasıyla. Sorunları ve sorularını çözmek için. Çünkü Çorum'un soruları ile Siirt'in soruları ve sorunları eşit değil. Ve halk ise benim bir meşrebim var. Beni tanıdı. Benimle nurları tanıdı bu tarafım. Başka bir vakıf gelecek, onun meşrebiyle nurları tanıyacak. Ve müthiş bir zenginlik var. Buna mukabil bir zararı var. Ya bir insandan takip ediyordum. Ya 3 ay oldu bir şey oldu. Bir çocuğu takip ediyorduk. Okutuyorduk 3 sene ortaokul. Ona şöyle şey yapıyoruz. Bizden sonraki kişiye mektup bırakıyoruz. Veya diyoruz ki falan falan. Şöyle şöyle zeval şöyle. Bir o zarar ihtimali var. Ama bu kadar faydaları var. Ben böyle bir şeyi tavsiye ediyorum. Sabit kalmasınlar. Ve bir de böylelikle dershaneden uçmalarına da mani oluyor. Dershanede kaldı. Of be hep bu. Ya bir teceddüt lazım. Seyahat edin, sihat bulun. Tamam. Değişik ufuklar olur. Kapsayıcı olursun. Bu metinden olsun diye izah yaptım. 3 tane şey kaldı cümlem. Sen kendi kendine telkin ettikçe güçleneceksin. İyi olmaya başka yerden, havadan bekleme. Yeni tespitim. Bu cümleyi açıyorum. Telkin hipnozdur. Yani insanı tesir altına alır konuşmak. Ben hep şöyle bilirdim. Hep de siz de öyle biliyorsunuz zannediyorum. Başkası bizi telkin etse onların sesi tesir eder. En büyük tesir kendi konuşmandır. Kur'an zaten okunandır. Demek ki şuradan çıkıp burayı dölleyebilirsiniz. Kendinizi hep telkin edin. Kur'an'ı sesli okuyun. Namazda da kıraat farzdır. Kendin duyacağın kadar. Kendin duymayacağın kadar kıraat namazı iptal eder. Namaz olmaz. Ama sağırsan da yanındaki de rahatsız olacak gibi. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Böyle okumayacaksın ha. Gel bak. O zaman en iyi telkin sensin kendine. Çünkü doğru düşünürken, doğru konuşurken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmeyip doğru konuşmuyorsunuz demektir. Başka? Unutma, enfusi ahenksizlikten bazen haricin tazikinden içsel sorunlar yaşanıyor. Korkma ve endişe etme. Bu seni güçlü kılmak içindir. Şimdi işte enfus başladı. Bazı şeyler rastlayacaksın. Bazı orada burası gibi engel değil. Orada artık karam yok. O bizim bildiğimiz haram yok. Hakikat sarhoşluğu var. İçki sarhoşluğu yok orada. Orada haram şey yok. Kadın yok. Mahrem yerler var. Oralara girme. Mahrem var. Haram, hürmet. Hürmet edilen yerler. Dokunma o hakikatlara. Yani onun için enfusçiler için söylüyorum. Çünkü onlar da dinleyecektir. Bazı şeyler rastlarsan sakın endişe etme, korkma. Ne oldu ya çarpıldık mı falan. Hakikat sarhoşluğu o yapar yani. Hakikat sarhoşluğu bazen sikir eder, bazen şataat eder. Tamam. O olur. Yani metup bari olur. Ama ölçün sağlamdır. Onun için korkma. Risale-i Nur'a sarıldın. Sarih nas ifadeleri esas alman lazım. Onları tevil etmeyeceksin. Bir de laf dinleyeceksin. Tamam. Eyvallah. Tamam.
laf dinleyeceğiz. Rehbersiz dalarsan vurgun yersin denizde. Bu sefer balıklara yem olursun. Rehberle dalarsan hem vurgun yemesin hem daha derine dalarsın, daha usta olur, balık da çıkarırsın. Yoksa balığa yem olursun. Öyle kendi başına evrat çekme. Teşvik. Sana ne denmiş? Ustad sana evrat eskarı vermiş. Hizbul Kur'an'dan her gün okuyacaksın. 6666 tane Kur'an ayetinden ruhu, kalbi, vicdanı, dima. Ezber söylemiyorum. Ruhu, kalbi, vicdanı, dima. İnşa ve ihya eden ayetler Hizbul Kur'an'dadır. 1000 tane seçmiş. Artık Ahmet'i, Mehmet'in kucağına düşme. Ona buna nuskayla uğraşma. Ne okuyacağım diye yalvarma kimseye. Dua kitabı ne diyor? Aha sana işte. 6666 tane Kur'an ayetinden ruhu, kalbi, vicdanı, aklı yani dima, inşa ve ihya eden ayetler. Yani düşmanlarına karşı seni koruyan Hizbul Kur'an'dır. Hizbul yani o 1000 tane ayet seçilmiş bir şey kitap yapılmış. Hizbul var mı o şey? Ver abisi uzat. Azılar merak eder. Budur. Siz biliyorsunuz da seyredecekleri. Bak şu. Hem de bu okuduğunuz zaman vesvese gelmez. Vesveseniz pek en büyük düşmanı. Hem fevkalade ehemniyeti, hem faydeleri, hem okunasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur'an'ın en sevaplı ayetlerinin ihtivası, hem Risale-i Nur'un bütün esaslarına ve hakikatlarına cem etmesi diye devam ediyor. Latince değil yani Osman. Bu. Bunu okuyacaksın. Kalbine ha artık diğerlerini ne, kim gelecekse kim gelebilir görsün diye malzeme olsunlar. Yok sen malzeme ol. Evradın olacak. Her gün Kur'an'ın olacak kardeşim. Her gün Kur'an'ın olacak. Kur'an'dan birkaç sayfa bu Hizbul Kur'an'dan bu mutlaka okuyacaksın. 30'a böl. 30'a böl ve tek başına okumak zorlanırsın. Şirkete dahil olun. 30'a bölünüyor. Veya Nur dersinden alırsınız. Sıra alırsınız. Bunlar bölünmüş. Sen bugün 1, 2, 3, 4 böyle her gün bir tane okuyarak 30 günde bitiyor bu. Yani şirket yapıyorsun. O zaman başkasının hukukuna tecavüz etmeyeyim diye kendi dersini mutlaka okuyorsun. Onun için şirkete girince nefis tırsıyor. Ben okurum desen okuyamazsın. Şirkete gir. Her gün evrat olacak. İki tane kaldı. Abi sekin ve şefaat dedin ya. Ne dedim? Sekin ve şefaat. He evet. Sekin biraz durgunluk, biraz şefaatta. Yok yok. Sekinet olur. Şefaat taşkınlık olur. Yani o sekinette zarar ve şefaatta bir şey var. Yani şefaatta zarar var. Mesela sekinet sükun buluyor. Mesela. Ama, efendim. Divan edebiyatta şatiyeler meşhurdur abi. Yani çok böyle şarşal manasında. Evet. Şatiyeler. Şimdi o da Hizbul Hakayki Nuriye. Ver bakayım şunu yerini göstereyim. Ha ver onu. Bu ayrıdır bundan. Bu Büyük Cevşen diye toplumda yaygına. Bunun adı Büyük Cevşen deniliyor. Hizbul Hakayki Nuriye demektir. Hizbul Nuriye. Bu Hizbul Kur'an. Yani Kur'an'dan hizb. Bu duaların hizbi. Bu Kur'an'ı ayet. Hiçbir şey yok burada. Tamamen ayet. Burada dualar. Burada şey var. Ne demiştik? Mesela müracaatı Kur'an. Yani Kur'an'ın Hazreti Osman Efendimiz ve diğer sahabeler yapmış. Ondan sonra her sureden alınmış. Bir ayet, iki ayet alınmış. Salavatlar var. Vesaire bak şey göstereceğim de ben oraya iş yapayım. Bu Tahmidiye var. Hele hele ben çok lezzet alıyorum. Dersim olmadığı halde de okumaya çalışıyorum. Ne biliyor musun? Evrad-ı Kutsiye çok keyifli bir şeydir. Şan Nakşibendi'nin Kudüs'e sürü bir evradıdır ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan alim-i manadan ders almış. Alim-i manaya geçmiş. Bahattin Şan Nakşibendi Hazretleri.
dersini almış, gelmiş bunu, gelmiş burada yazmış. Acayip bir şey. Üstadımız bu Tahmidiye'de ve o şeydeki abi, Tahmidiye'deki salavatları ilk önce okunmuş yarısına kadar. Sonra arada Hüseyin. Sonra yine yarım kalan şey, Tahmidiye'deki o salavatları okumuş. Çünkü iki salavat arasında bir dua makbul diyor abi. Evet, doğru. Sadece bunu bizzat yapmış yani. Elhamdülillah. Doğru, hepsini yapamayabilir ama ustad şey, işte biz yapamayabiliriz. Ustad bitiriyormuş bunu. Tahmidiye ilk önce, sonra Erad-ı Hüseyin, sonra yine Tahmidiye. Tahmidiye. İkiye bölüyormuş abi. Şimdi ben... Doğru. Ben şeyden çok hoşlanıyorum. Evrad-ı Kutsiye'den. Keyif veriyor. Nerede ötekisi ya? Heh. Burada değil. Baştaki, Evrad-ı Kutsiye'deki ilk baştaki o dua abi. He. Günde bir defa okuduğu zaman diyor, Cenab-ı Hak diyor, vaat etmiş ki ona cenneti var, vereceğim demiş. Yani Cenab-ı Hak'ın vaadi manasını. O dua çok meşhur bir dua yani. Elhamdülillah. Girişteki dua. Ha şurası. Ferdun, Ferdun hayun kayyumun hakimun adun kutsu fenzel Allah sekinat eyla yezünü fezal ekber yüzekun efendim bima etem selam. Burada, burada da Tahmidiye. Elhamdülillah. 24. madde konmuş. Neyse. Şimdi bak bunun hakkı bunun altında. Ayet. Başka. Eline kalemi, kağıdı al. Son cümlemiz, son. Sayfa bitti. Eline kalemi, kağıdı al. Seni rahatsız edenleri usanmadan yaz. Seni rahatsız eden var mı? Var, var tabii. Yazar mısın? Belki beraber kalıyorsunuz, arkadaşını yaz. Veya dimağında bir şey var, tak takıntı ya. Ya hanım böyle giydi, bunu istedi. Veya ya şundan takıldım ya. Şu sıkıntıdan kurtulalım. Yaz onu ya, üşenme, yaz. Sonra seni güçlü yönlerini de yaz altına. Veya karşı tarafına yazar mısın sayfanı? Şurayı seni rahatsız edenleri yazar mısın? Yaz. Şuraya da seni güçlü yönlerini yazar mısın? Muktedir oldun. Bu konuda kimseye tavizim yok. Ben elhamdülillah çok iyiyim bu konuda. Sağımda. Ben her gün mesela güçlü yönlerim. Her gün istisnasız Kur'an okurum. Risalemi okurum. En güçlü yönlerimden bir tanesi de saatim bellidir. Yemek saatim bellidir. Şeytan bunu çok sever. Belirsizlikleri. Şeytan belirsizliklerle büyür. Ne zaman yattığın belli değil. Ne zaman kalktığın belli değil. Uykun 600, yemeğin 600. Öyle bir şey olur mu? Estiği gibi hareket yapsın. Şeytan seni çok sever. Böyle bir hayat olma. Kuraldan çok tırsar. Allah kuralı bize alıştırmak için günde 5 vakit yani zamana hakim olun. Yani mevzuya hakim olun diye bak seni kurala alışıyor. Bir de kendine hakim olmayı Ramazan'da meşrunu terk ettiriyor, ona alıştırıyor. Ta ki haramı terk etmeyi öğrenesin diye. Ramazan nasıl? Güçlü yönlerin. Kur'an okurum. Risale okurum. Evet. Hayatım namaz kılarım. Tamam, vaktini kılarım. Aferin. Şimdi ben takıntım var. Ne tavola yok. Takın. Nesine takılıyorsun Furkan'ın? Furkan'ın seni takılayım. Ya ne bileyim ya biraz böyle imamlı abi çabuk geçmek istiyor. Yaz. Tamam. Öyle bir şey yok da. Veya valla yemekte et neredeyse kaşığı o tarafa götürüyor. Veya ya kendimi kötü hissediyorum. Niye? Ölecek gibi hissediyorum. Tamam yaz. Tak 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 tak. Dişi de söyledim, içi de söyledim. Kendimi bazen canı sıkılıyor. Niye? Niyesin? Niye? Bir ay içimde bir kor var ya. Tamam. Kordun. Seni güçlü yönlerini de, güçlü yapan yönlerini de yaz. O seni rahatsız edenlerin yok olması noktasından zayıf taraflarını bul. Yani içimde kor var. Nerede var? Şurada. Ha, kalk. Sadr. Sotman Kur'an-ı Zikru Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Şimdi demek ki sadr kalpte bir sorun var. He içime bir kor başlıyor. Kur'an'ın eksik. Ya tuhaf tuhaf düşünceler geliyor. Vehim çalışıyor. İlim onu tard eder. Kur'an onu tard etmez.
İlim onu terd eder, cehil onu davet eder. Ama bak, tak tak. Peki, Furkan yemeği yerken kaşığı hep etini şey yapıyor dedik. Onun zaaf yolunu bu. Şimdi onu sevmeye şey yapacağım. Ama öyle fedakar ki hizmet olunca ilk önce mutfakları oraları temizlemez. Tuvaletleri, banyoları, lavaboları temizliyor. Merdivenleri temizliyor. Dershane, he? Helal olsun Eton'a. Helal olsun lan Eton'a, değil mi? Helal olsun Eton'a, değil mi? Demeye başlar zaten. Coşmuyor mu? Ulan herkesin tuvaletini, Zübeyir abi demiş ki, en ihlaslı hizmet dershanede tuvaletleri temizlemektir. Çünkü kimse gelmez, ulan fiyakalı. Ben ne büyük adamım, niye? Tuvaletleri temizledim. Kimse demez ya. Allah'ın hikmeti, ben pazar günü, Kırıkan'da, yani her nöbette kalıyoruz. Kırıkan, Hatay'da nöbetteyken, nöbet tutuyorduk 3 ay 2 ay biliyorsun. Pazar günü, öğleden sonra piknik var cemaatin, hep beraber, her pazar. Ama saat 10 ile 12 arası temizlik var, herkes gelecek. Temizliğe gelmeyen pikniğe de yoktur. Tamam, geldi, iş adamları da var, işçi de var. Ben de dahil, herkesin yanında. Tuvaletler, lavabo, banyo, mutfak, merdiven girişi, kapı çevresi, camlar, tamam, mutfak. Yazdık, tuvaletlere 2 kişi diyelim. Yani cemaatin cinli. Hop yazdık, katladık, kura çekiyoruz. Allah'ın hikmeti, iş adamı, patrona, en zengin adama peş peşe 3 hafta tuvalet mi gelir? Bunu duyacak, diyecek ki aynen Sadat de, diyecek. Evet ben. Abi dedim ya 3. hafta ver bana yok olmaz dedi. Allah bununla bana bir şey diyor dedi. Hiç kesinlikle ben bunu yapacağım dedi. 3 hafta ya. Yanında belki yan çalışan adam camı siliyor. 10'a lazım o da 10'a lazım. Allah öyle yaptı. Ben cemaatle beraber yapıyorum temizliği. Bakın dershanelere. Banyolar. Kalebodurlar var aralarındaki sen. Sipsiyah. Girecek şey. Niye? Koy şeyi. Cemaati çağır. Bir vakıf yapabilir mi? O kadar kişi gelip gidiyor. Ha. Saat koyacaksın arkadaş. Şu saatten şu saat kadar herkes gelecek. Şununla gelecek. Temizliğimiz var. Haftada. Tamam. Onu lavaboya koy. Suyu. Şey kuvaya. Biraz çamaşır suyu koy. Fırçayı koy. Fırçayı çamaşır suyuyla şey ya. Bak sil bak o banyodaki aradaki nasıl gidecek. Ya nerelere giriyorsun? Hayatın içerisinden konuşuyoruz kardeşim. Hayatın dışında felsefe mi olur? Hayatın dışında psikoloji mi olur? Güçlü yönlerini dedi ki o seni rahatsız edenleri yok olması noktasında zayıf taraflarını bul. Onlarla iç aleminde yüzleş ve bitir. Yani bak lavaboyu temizliyor ne dedin sen? Ulan helal olsun et ona dedin değil mi? Ha, bak. Yani iç alemi de tek tek onları bitir. Toptancılık yapma. Ya Furkan şudur ya. Yok ya nesidir? Bir dakika nesinden rahatsız oluyorsun? Vallahi böyle artist ya falan. Veya işte eti kendisi yiyor. Ama şu taraflarını gör. Risale-i metodu. İyiliklerini gör. Onu da yaz. Ben ondan rahatsız oluyorum. Ama güzelliklerine bakayım. Şu özelliği var, şu özelliği var. Namazı vaktine kalkar. Ondan sonra sarık cübbe değil mi? Tek başına namaz kılmaz. Bak görüyor musun dershaneciyi? Nasıl böyle? Örneği kendi aleminde nasıl yapıyor çapı? Tak tak. Aferin. Ha, aferin lan. Çorapsız namaza durmaz. Hanefi mezhebinde çorapsız, kılı kısa ve takkesiz mekruhtur. Mekruh. Mekruh denmiş. Evet. Mekruh ne demek? Mekruh denmiş. Tahrimen, tenzihen denmemiş. Mekruh denmiş de tahrimen demektir. Ama bir ulema işte bir şey değil dedi ama ekseriyeti mutlaka ile kılınmaz. Onlar biraz vehabiler yapar. Adeta önüne çıkan taşları ya sürükleyen ya da üstünden geçen nehir gibi olacaksın. Yani böyle kardeşler arasında ben biraz uzun durduk ama çok önemli bir mevzu da ve bitti yani. Şimdi bitirdim. Ya su gibi üzerini aşan su akıyor tamam mı? Ufak bir ırmak akarsa taşlarda kalır.
marş çevirmiyor. Su az koydun, ırmaktan akıyor. Taşları aşamaz. Bir sel gelse, taşların üzerine geçtiği gibi taşları da sürükler. Böyle olacağız. Allah'ın izniyle. Çünkü donanımız buna müsait. Veri tabanımız çok güçlü. Risale-i Nur çok hoş. Çok güçlü kılıyor. İnsanın aklını, kalbini tatmin ediyor. Kur'an'ını veriyor. Ama eğer Kur'an ve evradın yoksa Allah sana selamet versin. Fadime hala gibi git evine otursan daha iyi. Kur'ansız ömrün geçiyorsa sen Fadime hala gibisin, git otur. Sen bu işte ne bulaşıyorsun? Bunlar başkaları yapsın. Kur'ansız ömür olmaz. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas salavatuhu.